Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız dün bir kaçış planından bahsetti ve iktidar partisini yönetenlerde, onların çok maaşlı bürokratlarında müthiş bir panik havası başladı. Beyler panik yaptılar ve saldırmaya başladılar. Örneğin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un büyük bir panik halinde televizyonlara bağlanırken gördük. Hangi sıfatla? Türkiye Cumhuriyeti'nin İletişim Başkanı sıfatıyla mı? Yoksa TÜRGEV yönetim kurulu üyesinin eşi sıfatıyla mı döndü ve Amerika'ya aktarılan milyon dolarlar konusunda büyük bir savunma çabasına girdi. Debelendikçe batıyorlar. Çok memnunuz ki iktidar partisinin vermiş olduğu bu yüksek refleks bizim sesimizin duyulmadığı evlere, duyulmadığı hanelere, duyulmadığı yerlere de ulaştı. Fahrettin Altun ve ekibinin biraz ailevi, biraz hissi, biraz kişisel ama görevinden bağdaşmayan ve profesyonellikten uzak yarattığı panik havası meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı. Artık hepimiz biliyoruz ki bu TÜRGEV ve Ensar'ın Amerika'da kurmuş oldukları vakıf ve Kızılay'ı da alet ederek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar para var ve Amerika'da bu büyük paranın kümelenmesinde kimin menfaati, bu paranın orada olmasında kimin talimatı var? Bunu düşünüyor artık insanlar. Türkiye'de bu kadar açlık varken, bu kadar yoksulluk varken, bu kadar sıkıntı varken, milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca dolar parayı Amerika'ya transfer etmek, bunun için de kamu yararına çalışıyor diye yetki verdikleri vakıfları ya da hepimizin göz bebeği Kızılay'ımızı bu işe alet ediyor olmanın bir izahı olması lazım. Örneğin bütün vatandaşlarımıza soralım. Başkent Gaz'a giderseniz, bu bir şirket. Doğal gaz dağıtımı yapan bir şirket. Başkent Gaz düşük kar marjlarından bahsedecektir size. Başkent Gaz'a sorarsanız vergi yükü altında ezilmektedir falan. Ama Başkent Gaz bir anda durduk yerde Kızılay'a, Kızılay aracılığıyla Amerika'daki Türken'e dünyanın bağışını yapıyor. Niye yapıyor bu bağışı? Başkent Gaz'ın bu bağışını nereden ve nasıl telafi ettiğini izaha muhtaç. Peki bu parayı ona oraya yolla, oraya gönder diyenler kim? Başkent Gaz bu kadar yardımseverse, bu ülkede bu kadar yoksulluk, bu kadar açlık, bu kadar sıkıntı varken hem vergi kaçırarak, pardon onlar kaçınarak diyor vergiden, hem de parayı Amerika'ya yollayarak bir işler çeviriyorlar buralarda. Nedir bu? Kimin isteğiyle olmuş bu? Mesela 2012-2013 Suudi Arabistan'la aralar iyi. Suudi Arabistan Krallığı'nın paralarını kontrol eden şirket fon 99.999.990 dolar TÜRGEV'e yardım yapıyor. Kendiliğinden. Niye yapıyor bunu? Hangi menfaat karşılığında yapıyor? Mesela Suudi Arabistan'da bağış yapacak yoksul kimseyi bulamadılar da Türkiye'ye mi yapıyorlar? Bu parayı neden TÜRGEV'e veriyorlar? Sonra TÜRGEV'ler, Ensar'lar bu paraları niye Amerika'ya transfer ediyorlar? O paralar neden Amerika'da kümelendiriliyor? Vatandaşlarımız bunu sorsunlar bakalım. Sorsunlar. O Ensar, o geçmişte paçasından o rezillikler akan Ensar'ın bir de bu meselelerini görsünler, sorsunlar bakalım. Bravo Fahrettin Altun. Çabalama kaptan, kurtulamazsın ama sen çırpındıkça her tarafa duyuruyorsun ya, bu iletişim dehanı da tebrik ediyoruz. Biz Fahrettin Altun'a, yani yapmayız da teşvik birimi verseydik, Fahrettin Bey ya bir iletişim kampanyası yürüt de bunu duymayan kalmasın deseydik bu kadar başarılı olabilirdi. Büyük memnuniyet duyuyoruz. Ömer Çelik tehdit ediyor, sertleşeceğiz, en sert şekilde cevap vereceğiz. Senden korksak zaten biz bu ülkede siyaset yapmayız Ömer Bey. Bakın CHP bizi tehdit ediyor, Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyor, yaygaraları koparanlar. CHP iktidarda değil. Emri altında kamu gücü, emri altında polisi, jandarması, istihbarat örgütleri,
Hiçbir şey yok CHP'nin emri altında. CHP'lerin bir tek yürekleri var. Siz elinizde her şey var. Bırakın tehdit etmeyi yapıyorsunuz. Siz seçilmiş milletvekilini buradan alıp hapse koyuyorsunuz ya. Daha ne kötülük yapacaksınız? Milletin vekilini hapse koyuyorsunuz. Anayasa mahkemeleri geri yolluyor. Siz daha ne yapacaksınız? Boğaziçi gibi bir üniversiteyi terörize ediyorsunuz. Önünüze gelene şiddet uyguluyorsunuz. Piknikleri yasaklıyorsunuz. Doktorlar sesini duyurmak için miting yapacak. Hakkınızı verecek dediğiniz doktorlara miting meydanı vermiyorsunuz. Siz daha ne yapacaksınız? Ne kadar kötüleşebilirsiniz Ömer Bey? Senden daha biz niye korkalım? Cürümün kadar yer yakmazsın Ömer Bey. O yüzden o böyle üstten kibirli, yok sertleşmeler. Yapacağın ne varsa elinden geleni ardına koymayacaksın Ömer Bey. Biz buradayız ama siz en fazla daha bir sene oradasınız. Aramızda böyle bir fark var. Bak biz sizin düşmeye korktuğunuz, dizlerinizin titrediği, eyvah bütün suçlar ortaya çıkacak, eyvah her şeyi dökecekler, dört bakanı çıkaracaklar hepimizin de bildiği, hepinizin bildiği, başbakanınızın başına aldığınız o yüzden, o dört bakanın pislikleri, o dezenfektan bakanı dezenfekte etmenizi, suç işleri bakanını, Narko Süleyman'ın yaptıklarını, hepsi dökülecek tel tel. Ondan korkuyorsunuz ya, muhalefeti düşünce. Bak biz muhalefetteyiz. Düşmekten korktuğunuz haldeyiz, zerre korkumuz yok. Bütün güç elinizde, ne yapıyorsanız yapın bakalım. Biz bu haldeyiz, dimdik ayaktayız. Siz muhalefet düşmekten korkuyorsunuz ama emin olun en fazla daha bir yıl oradasınız. Ondan sonra artık tehdit etme makamından hesap verme makamına, mevkisine geçeceksiniz. Bu millet sizden hesap soracak. Önce sandıkta millet soracak, sonra da bu ülkenin bağımsız mahkemeleri teker teker bunların hesabını soracak. Tüyü bitmemiş yetimin hesabını sizden teker teker sorulacak. Bir de bunların zaman zaman tweet atıp silenleri var. Şamil Tayyar. Geçen gün ne güzel bir tweet attı, sonra sildi. İktidarın değişeceğini anlayınca diyor, mahkemeler bile diyor Canan Kaftancı için özel çalışma yapmışlar diyor. Bak iktidarın değişeceğini anlayınca. En güvendiklerimiz karşımıza geçiyor diyor. İktidar değişimi böyle bir şey diyor. Şamil Bey gideceklerini anlamış, tweet'e attı. Tersten okuyunca seçimi kaybedeceklerini kabul ettiği anlaşınca tweet'i sildiler. O Şamil Bey dün çıkmış, cesaretin varsa diyor, çık kaçma diyor, millet karar versin. Kime söylüyorsun Şamil Bey? Bir genel başkana söylediği belli. Bakarsan benim genel başkanıma söylüyor ama muhatabı kendi genel başkanı. Şamil Bey, 2,5 yıldır bıçak kemikte millet dayanamıyor, erken seçim diyen biziz. Erken seçime çağıran biziz. Kaçan siz ve küçük ortağınız. Kaçma, kararı millet versin diyorsanız biz dünden razıyız, bugünden hazırız. 60 gün sonraki pazar sandığa bekleriz. Boyunuzun ölçüsünü alacak seçmen. Biz bunu bekliyoruz. Şamil Bey çıkmış, çıkın karşımıza. Karşınızdayız. Biz minderdeyiz. Ama karşımıza mindere çıkan bir pehlivan henüz olmadı. Adını bile Bahçeli'den başka zikreden yok. Kaybedecekse seçimi kendisi aday olmayacak. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Bir tek onun ismini zikreden Devlet Bahçeli, zaten onun da maşallah dediği çocuk 40 gün yaşamıyor. Tabii Devlet Bahçeli'nin işi gücü bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendiği, hakaretler ettiği, iftiralar attığı vakayı adliyeden olur bunlar. Yapıyor yani, başka bir işi yok. Muhalefete muhalefet partisi. Seçimden sonra sorulmuştu, bakanlık alacak mısın? İstese hakkıdır, bakanlık almaz. Yönetime gelmez. Hatta 7 Haziran'dan sonra başbakan ol olmaz. Ama AKP'yi iktidarda tutar. Onun görevi o. Şimdi bu seçimlerden sonra, 2018 seçimlerinden sonra kendisine sordular. Bakanlık falan almayacak. Milletimiz ona muhalefet görevi vermiş. Denge denetleme yapacakmış. Muhalefete muhalefet görevi. Sarayın makbul muhalefet partisi. Muhalefete muhalefet görevini üstlenmiş. Ama ya dün çıktı. Açık açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde
her yer kandil, her yer direniş diye slogan atılmış. Kemal Bey bu slogana niye cevap vermemiş? Kemal Bey olmayan bir şeye nasıl cevap verecek? O sloganın ak troller tarafından yapıldığını, montajlandığını bütün Türkiye biliyor. Yalan ortaya çıkalı 72 saat oldu. 72 saat sonra bey, Devlet Bey'in bu konuşmasını yazan o akıllı, Devlet Bey'i bu hallere düşüren, Devlet Bey'e lakaplar taktıran o akıllı. Bir dönün bakın ya, ne yazıyorsunuz promptura, ne yazıyorsunuz, ne okutturuyorsunuz. Her yer kandil, her yer direniş diye bir sloganı AK Parti'den aklı başında bir kişi sahiplenemedi. Montaj olduğu ortaya çıkınca. Ama Devlet Bey'e söylettiriyorlar. Troll değerinde görüyorlar Devlet Bey'i. Ak trollerle aynı seviyede siyaset yaptırıyorlar Devlet Bey'e. Üst akıl oyunları diye bir hesap var. İftiraların, hakaretlerin, algı operasyonlarının işaret fişeği. O attı mı fişeği, bütün troller onu takip ediyor. Bir de Devlet Bey takılmış peşine. Başkası takılmadı. Takılamaz. Ömer Çelik demez bunu. Çünkü çıkınca bunun montaj olduğu rezil olacağını bilir. Ama birileri Devlet Bey'i rezil etmekten hiç çekinmeden ona bir sözü söylettiriyorlar. Yok öyle bir şey Devlet Bey. Eğer buna sizi inandırdılarsa o metni yazanı dakika tutmayın. Dakika tutmayın. Yok. Siz de bunun yalan olduğunu biliyorsanız ve yine de bunu söylüyorsanız daha size söylenecek söz kalmamıştır. Söylenecek söz yok. Ben bütün milletimize bu trollerin montaj yaptığı, bütün Türkiye'nin kabul ettiği, AK Parti'nin bile resmen sahiplenemediği yalanı Devlet Bey'in atmasını milletimizin vicdanına bırakıyorum. Yok, ben bunu bilmiyordum derse özür mözür beklemiyoruz. Öyle bir nezaketlik durumları yok. Ama kendisini bu hale düşürenden bir hesap sorar herhalde. Yazık yani gerçekten bir ülkenin böyle köklü bir siyasi partinin genel başkanının bu duruma düşmesi ya da böyle bir yalanı sahiplenmesine bizim diyecek sözümüz yok. Ama diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu söyleyebiliyor mesela. Bunu da Ömer Bey dinlesin. Diyor ki siyasette nefret yazılımı yükleniyormuş. Mesela kim tarafından acaba? Şu söz söylenebilir mi? Maltepe mitingi PKK'nın, FETÖ'nün Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir. Bunu miting meydanındaki 600 bin kişiye söylüyor ya. Ekranları başından izleyen milyonlarca kişiye söylüyor. PKK'nın, FETÖ'nün Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingi. Öbür taraftan da siyasetten, seviyeden bahsediyorlar falan. Siyasete nefret söylemi yüklenmesinmiş. Ne kadar afili bir laf bulmuş. Ne kadar böyle hem elektronik hem siyasi bir laf bulmuşsun Ömer Bey. O zaman Devlet Bey'i resetlemeniz lazım. Reset atın Devlet Bey'e. Bu külliyatla, bu lügatla konuştuktan sonra daha ne olacak? Bu Türkiye'de hangi siyasi partinin mitingine ya ben MHP'nin genel başkanı eleştiririm. Grup başkan vekillerini, genel başkan yardımcılarını, AK Parti de aynısı. Ama MHP mitingi budur denir mi ya? Orada dünya kadar insan var. Onların içinde annesi babası MHP'li olan çocuklar, gençler var. Onların içinde evlatları AK Parti'ye oy veren insanlar var. Kardeşleri AK Parti. Bu kadar duygudan, bu kadar vicdandan kopmuş bir söylem olabilir mi? Ne için? Ne için? Büyük ortak iktidara tutunsun diye. O tırnaklarını geçirdiği koltuğu bırakmasın diye. Diyecek bir şey bulunmuyor. Ha, bir yandan tabii Devlet Bey müjde niteliğinde işler yapıyor. Yani aslında Devlet Bey siyasi yaşantımızda mevcut genel başkanlar arasında en uzun süredir siyasette olan kişi. Ve iki tane önemli mahareti var Devlet Bey. Bunlardan birincisi kimi destekliyorsa, hangi hükümeti destekliyorsa orada büyük bir ekonomik kriz çıkar. Ekonomik krizi önceden sezer, o hükümetin desteğini yapar. Devlet Bey'in desteklediği bir yerde doların fırlamadığı, enflasyonun yükselmediği, ülkenin ekonomik kriz yaşamadığı bir hükümet yoktur. Varsa çıkar. Varsa gösterin. İkincisi, Devlet Bey ülkenin cumhurbaşkanını belirler. Nasıl belirler? Şöyle belirler. Sen olamazsın der, o kişi cumhurbaşkanı olur. Ne diyordu?
Ey Erdoğan diyordu. Ey Erdoğan. Bundan 8 yıl önce. Bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, bir tek sen olamazsın diyordu, oldu. Müjdeyi dün vermiş. Herkes soruyor ya, cumhurbaşkanı adayı kim? Bir sonraki cumhurbaşkanı kim? Devlet Bey diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz. Son dediğinde Recep Bey'i cumhurbaşkanlığı makamına taşımıştı. Müjdemizi almış olduk. Memnuniyet diyoruz Devlet Bey. Kendisinin iki önemli marifetinden bir tanesi cumhurbaşkanı belirlemektir. Kimin olmayacağını söylediyse o olmaktadır. Tabii diğer yandan öyle kandil mandil diye bize üfürüyorlar. Olmayan bir slogan atılmış da her yer kandil, her yer direniş denmiş. Biz neden cevap vermemişiz? Öyle bir slogan atılırsa, atılmaya yeltenirse CHP'nin ne cevap vereceğini herkes biliyor. Ama Kandil'den, İmralı'dan, Kandil'den mektupları ayakta alkışlayanlarla ittifaksın. Bunu kabul et. İki, İmralı mektubunu İstanbul seçiminden, tekrar seçimden bir gün önce TRT'de okutturup İmralı'ya avukat olmayan birini yollayıp kanunları çiğneyip mektup getirtip İstanbul'un göbeğinde ajanslara okutturup TRT kanalından, bütün kanallardan bunu verip bundan İstanbul seçiminde medet umanlardansınız. Ve şu cümleyi kuransın Devlet Bey. Şu cümleyi kurdu. HDP'nin vahim sapmasına itiraz etmiş diyor. Kim için? Abdullah Öcalan için. Ve tarafsızlık çağrısı yapmıştır diyor. Abdullah Öcalan'ın sözüne değer veren seçmenin gereğini yapacağını ima ediyor. Yani öyle Kandil'den, İmralı'dan, oradan, buradan bizzat Abdullah Öcalan'ın mektubuna bu yorumu yapmış kişisiniz. Ondan sonra tutup da dönüp de bize laf söyleyecek konumda, mercide değilsiniz. Tabii vatandaşımızın derdi, tasası, sıkıntısı hayat pahalılığı, enflasyon. Bunun sebebi ne? Sebebi zamlar, zam zam zam, sebebi Recep Tayyip Erdoğan. Hiç şüphesiz. Neden? Bütün dünya ile birlikte oldum oldu diyorlar. Bütün dünya yaşanmakta olan pandemiden çıkış sürecinde tedbirler aldı. Bizimkisi tedbire değil, inada sarıldı. 1-2 puan enflasyon yükseliyor. O enflasyonun yükselmesine karşı bütün dünya faizleri birkaç puan arttırarak tedbir alıyor, dizginliyor. Bu hayır dedi. İnat etti. Enflasyon faiz sonuç değil, sebeptir. Ben faizi emirle düşüreceğim, enflasyonda düşecek göreceksiniz dedi. Dediğini yaptı, enflasyon fırladı. Yaşadığımız budur. Şu anda enflasyonu bütün dünyada var diyorlar ya. Amerika %8, 100 liralık mal 108 olunca Amerika'da rahatsızlık var. Avrupa'da %4-5 enflasyona tedbir alınıyor. 100 liralık mal bizdeki gibi 400 olmuyor. 104 lira oluyor, tedbir alıyorlar. Bizden yüksek enflasyonu olan ülkeler var diyorlar. Sanıyorsun ki 100 ülke var. 6 tane. Gençlerin deyimiyle o ülkelerde hala mızrakla avlanılıyor. Gençler öyle yazmış Twitter'a. Zimbabwe'si, Etiyopya'sı falan bizden yüksek. Başka yok. Dünya %4-5 enflasyona çok diyor. Bizimkiler TÜİK'e makyajlattıkları tüketici fiyat endeksinde 70'i, üreticide %125'i buldular. Gerçek enflasyonun %150'lerde, 200'lerde olduğunu vatandaş kendi görüyor, kendi biliyor. Bağımsız kuruluşlar yayınlıyor. Ama Nebati bu sefer de Sayın Hazine Bakanı Nebati, enflasyon korumalı tahvil çıkaracağız. Piyasa şartlarının oluşmasını bekliyoruz demişti 15 gün önce. Şimdi iktidar basını bunun hazırlıklarını, müjdelerini duyuruyor. Enflasyon korumalı tahvil bono çıkarmaya hazırlanıyorlar. Kur korumalı mevduat halka çok büyük bir maliyet getirecek dediğimizde bunlar hayır. Bakın doları 18 liradan 11'e düşürdük, 10'a düşecek, 6'na düşecek diyorlardı. Bütün aklı başında ekonomistler bu bir intihardır. Geçici olarak düşer, dolar yerine gider, bütün bedeli garibanlar öder diyordu. Bu dünya siyaset ve ekonomi tarihinin fakirden zengine, bakın zenginden fakire değil,
fakirden zengine fon transfer edildiği en acımasız dönemdir. Bu, biz iyi yönetemiyoruz. Dolar fırladı. Dizginlemek için inadımız var, faiz enstrümanını kullanmayacağız dedik. Faiz demeden faiz vermek istiyoruz. Siz paranızı dövizde değil TL'de tutun. Bankanın küçük faizine güvenmeyin. Kur kadar farkı hepimizin hazinesinden ödeyeceğiz, garibanların cebinden ödeyeceğiz dediler. Yapmayın dedik, yanlış olur dedik. Yaptıkları işin sonu şu, daha iki ay geçti. 16.3 milyar lirayı bütçeden, bir ayı için 1.6, yaklaşık 3.5 milyar lirayı Merkez Bankası'ndan, 10 milyar lira vazgeçtikleri vergilerden, şu ana kadar minimum maliyet 30 milyar lira iki ayda. İki ayda 30 milyar lira minimum maliyet var. Ve bu para yoksulların cebinden, dar gelirlilerin cebinden, orta direğin cebinden zenginlerin cebine gitti. Örneğin nasıl? Bir örnekle anlatır mısın? Vahali vakti yerinde birisi 1 milyon lirasını 25 Şubat günü bunların dediği kur korumalı mevduata yatırdı, dün de çekti. 1 milyon liraya karşılık o kişiye 1 milyon 158 bin 500 lira ödediler. Yani Şubat'tan bugüne kişinin cebine net %15 parayı koydular. Bu paranın yani 158 bin lira faiz aldı ya bu. Hani diyorlardı faiz vermeyeceğiz. Biz de diyorduk daniskasını vereceksiniz. 1 milyon liraya 158 bin lira faiz verdiler 25 Şubat'tan bugüne. Bu 158 bin liranın sadece 35 bin lirasını banka verdi. Bu normal faiz. 123 bin lirasını hazineden verdiler. Hepimizin kesesinden verdiler. Biz faiz vermeyeceğiz diyenlere daniskasını verirsiniz bu yöntemle dediğimizde bu. Faizin bankanın verdiği. Hani vatandaşlar ya sen bankadan zengin misin? Biz bankadan zengin miyiz ya? Düşünün o koca koca bankalar 1 milyon liraya 35 bin lira faiz veriyor. Bu kötü yönetim yüzünden hepimiz aramızda toplayıp o zengin vatandaşa 123 bin lira daha para veriyoruz. Yazıklar olsun. Denecek hiçbir söz yok. Şimdi çıkmışlar. Biz enflasyon korumalı çıkaracağız. Yani enflasyon ne kadar çıkarsa bonoya o kadar faiz vereceğiz. Şimdi fiyat dediğiniz alıcıyla satıcının buluştuğu noktaya denir. Öyle bir hale geldi ki bonoyu satacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bonoyu alacak zengine bir fiyatta anlaşamıyor. Sen beceremezsin kardeşim diyorlar. Sen enflasyonu orada tutmayı beceremezsin. Bana onun 1-2 puan üstünde faiz verirsen ben paramı sana emanet ederim. Ama sen bana faiz söyleyemezsin. Senin ne kadar beceriksiz yöneteceğinin hududu yok. O yüzden ben parama faizi enflasyon kadar isterim diyor. Diyemiyor ki ben enflasyonu %30'da tutacağım sana 31 faiz veriyor. Adam bakıyor %70 olmuş. %100'ü geçerse %100 faiz verecekler. Alıcıyla satıcı bir fiyatta anlaşamıyorsa aralarında güvensizlik vardır. Bu ülkeyi yönetenler bu ülkeyi tahviline üzerine fiyat yazamayacak hale getirmişlerdir. Durum bundan ibarettir. 2 kere 2 = 4. Bunlar hani diyorlardı ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şirket yönetir gibi yöneteceğiz. O şirket çoktan battı. Bunlar iş adamı olsalar bankalar kapısından geçmez. Hepsi yakasına yapışır. Bir kişiyi çalıştıramazlar. Çünkü maaş ödeyemezler. Ama yük hepimizin sırtında olduğu için davul garibanın sırtında, tokmak bu beceriksizliklerin elinde olduğu için Nebati gözümüzün içine baka baka neşeli şarkılar çalıyor. Bizim sırtımızdan. Bizim sırtımızdan. O yüzden durum bu kadar kötü. Ve risk birimi diye bir şey var. Dedim ya bunlar şirket olsa bankalar kapısından geçmez. Bunlar dayanıyor kapıya. GDS diye bir şey var. CDS. Risk birimi. Türkiye'nin risk birimi
730'lara kadar çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani gidiyorsun bir mal satın almak istiyorsun, bu mal sana gelmez diyorlar. Bize, bizim paramız sana gelmez. Alınamayacak kadar yüksek risk primi koyuyorlar. Peki dünyada riski Türkiye'den yüksek kaç ülke var? Dünyada 220 ülke varken 2. Kim bunlar? Rusya ile Arjantin. Rusya'nın sorunu bütün dünya ondan ekonomik ilişkisini bitirme tehdidinde. Rusya'nın sorunu o. Arjantin malum. Ya Ukrayna bombardıman altında, risk primi bizden düşük. Dünyanın en güçlü ordularından biri saldırıyor. Karadan girmişler, havadan vuruyorlar. Ukrayna'daki tehlike bizden düşük. Halimizi dünyanın ekonomi çevrelerinin nasıl gördüğünü anlamak için en doğru göstergedir. Dünyada risk primi en yüksek üçüncü ülkeyiz. Ukrayna bizden riski daha düşük. Tepesinde bombardıman uçakları uçuyor adamlar. Rus ordusu girmiş. Riskleri bizden düşük. Halimiz budur. Benim değineceğim son konu seçim bölgemden ilgili bir konu ama başka bir anlamı var. Manisa Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek büyükşehir belediyesi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün. Geçmişte MHP muhalefetteyken muhalif idi. O sıralarda ekmek davası diye bir davaya bulaştı. Dava yürüdü, tutuklular oldu, cezaevinde yatanlar oldu. Cengiz Ergün İYİ Parti'ye geçiverecekti, MHP'de tutuldu, onun sorumluluğu unutuldu. Demokrasinin kırıcı gibi duruyordu. Birinci mesele bu. İkincisi, Edirne Belediyesi'nin 10 milyona yaptırdığı katı atık bertaraf tesisini 110 milyona yaptırdı. Dünya kadar eleştirdik. O 110 milyona yaptırdığına bunu sana yut diye değil tut diye verdik deyip bir takım çetelerle mafyalarla çöküp tesisi elinden aldılar. O tesisin ilk sahibi bir yandan bağırıyor. Normalde bu kadar pis koku bir katı atık bertaraf tesisinden gelmez. MHP'li Manisa Belediyesi'nden geldiği kadar. Ama mesele üzerinde herhangi bir belediye olsa üzerine gidilecekken Devlet Bey'in biricik büyükşehir belediyesi olup sadakatle oturduğu için sükunet içinde AK Parti, savcılar, herkes, bu da öyle duruyor. Şimdi Manisa'da bunlar AK Parti ile MHP müthiş bir ittifaktalar. Birbirlerini günahları kadar sevmezler. Bulsalar gırtlak gırtlağa gelirler. Ama çıkarları üzerinden ve suçları üzerinden birbirine bağlı bu arkadaşlar. Geçenlerde Manisa'nın evlendirme dairesinin arkasında Fatih Sultan Mehmet'in adını alan o muhteşem Fatih Parkımıza bakan müthiş bir mekanı MHP AKP oylarıyla tuttular, TÜKVA'ya verdiler. Şehzadeler Belediyesi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli grubu belediye meclis üyeleri mahkemeye gitti. Ne dediysek haklı çıktık. O yeri TÜKVA'nın elinden aldılar. MHP de buna oy vermişti. Aynı günlerde, aynı dönemde bir takım oylamalar oldu. AK Partili Yunus Emre Belediyesi'nde, sonra Büyükşehir'de. AK Parti MHP birlikte oy verdi. Biz buna da itiraz ettik. İtirazımız şundandı. Yunus Emre ilçemize bağlı merkez ilçeye Karakoca mahallesinde çam ağaçlarının ortasında bir yere durduk yerde 101 ada 291 perselin ekoturizme açılmasına karar vermişler. Bizim Yunus Emre'deki kıymetli belediye meclis üyelerimiz ya buraya ekoturizm olacak ama bir bakalım bu nedir, nereden çıktı deyince kadastral yol yokmuş oraya. Dediler ki bütün çam ağaçları kesilir. Burası ekoturizmlik bir yer değil. Biz buna itiraz edelim. Ettik. Mahkemede yerinde keşif yapma kararı aldı. Bir yandan da çam ağaçları falan kesilmeye başladı. Mahkeme taraflara ihbar ediyor ya bu işi. Büyük ihtimalle de durduracak o işlemi. İhbar mektubunu yazdı. Tabii mahkeme ihbar mektubunu o yerin sahibine yazar. O yerin başka isimli bir sahibi vardı. Ama mahkeme ihbar mektubunu yerin sahibine yazınca öğrendik ki Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün'e yazmış. Sebep, önce arkadaşının üstüne almış.
Yunus Emre'den ve Büyükşehir'den kanun geçip tahsis yapılınca dünya hali ne olur ne olmaz arkadaşı belki tapuyu vermez diye tapuyu hemen Merve Hanım'ın üstüne almışlar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek büyükşehir. Bizim büyükşehirlerimize dünyanın lafını söyleyen MHP. Ne yapacaksınız Cengiz Ergün'e? Ne yapacaksınız? Hani Allah korusun size daha büyük belediyeleri bu millet vermedi. Manisa'daki de bambaşka olağanüstü şartlardan dolayı. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? Belediye başkanınız ekoturizme açtığı yeri, bir yatırımcı dediği yeri, biz itiraz edip mahkeme bunun sahibine bildireyim deyince bakıyoruz ki dayanamayıp kızınızın üstüne almışsınız. Buna nasıl bir açıklama? İki gündür de bekliyoruz bir şey desinler diye. Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm yönleriyle zaten sinirler çok bozuk, personele mobbingler, hakaretler, Sayıştay denetçilerini kovmaklar. MHP'nin Sayıştay'da da son seçilen Sayıştay'a seçilen kişi MHP'nin yabancısı değil. Bir sorsun bakalım Manisa Büyükşehir'i denetleyen Sayıştay denetçilerine neler yapılmış? MHP'nin tek belediyesindeki genel durum budur. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin bu hafta içinde söylediği sözlerden doğru olan Recep Tayyip Erdoğan'la Abdülhamit'i benzetmesidir. Ben meselenin diğer taraflarında değilim. Oraları günü gelir çok uzun konuşuruz. Ama Osmanlı'nın borçlarını Abdülmecit döneminde alınan ilk dış borçtan başlayarak biriken ve alınan bütün borçlarla saraylar yaptırıldığı için paraların geri ödenemediği dönemde biz bu borçları ödeyemeyeceğiz diye önce moratoryum ilan etmiş, sonra damga vergisi, alkollü içki, balık avı, tuz ve tütünden alınan bütün vergileri 1879 yılında 10 yıllığına Galata bankerlerine bırakmış birisini, bugün Türkiye ekonomisini tahvilinin üzerine fiyat yazamayan, enflasyon kaç çıkarsa o kadar vereceğiz, döviz ne kadar yükselirse o kadar vereceğiz diyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yabancı parayla borçlandıran ilk günahı da işleyen, enflasyona endeksli bono çıkararak son günahı da işleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetmesi kadar isabetli bir mesele yoktur. Diyunu Umumiye İdaresi'ni kuran ve Türkiye'nin bütün dış borçlarının Diyunu Umumiye'ye bırakılmasıyla kontrolünün Türkiye'yi yabancı devletlerin güdümüne sokan ve ancak İsmet Paşa'nın Lozan'da Diyunu Umumiye'yi kaldırıp, daha doğrusu Türkiye'de Diyunu Umumiye'yi kaldırıp Lozan'da Osmanlı'nın borcunu aslan gibi öderiz, o imparatorluğu oluşturan herkese taksim edilecek demesiyle belli bir noktaya gelen ve daha sonra Paris Anlaşması'yla da oldukça uygun bir noktaya getirilip son kuruşuna kadar ödenen bu meselede yine bu ülkeyi borç batağına, bankerlerin eline, Londra'daki bir avuç tefecinin eline düşürmek onlara kaldı. O borçları temizleyip bu ülkeyi kurtarmak da yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşecek. Bu benzetme için de Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyoruz. Soru varsa alalım arkadaşlar. Bir sınır ötesi operasyon yapılacaksa bu konuda yetki meclisindir. Bir tezkere mevcuttur. O yetkinin alındığı günlerde söz konusu olmayan bir operasyona niyet varsa bu meclise gelirsiniz. Bir bilgilendirme yaparsınız. Meclis sizi dinler. Gerekirse bunu kapalı oturumda yaparsınız. Ve meclisi bilgilendirirsiniz. Meclisi bilgilendirme nezaketi göstermeyenler kendi pis işleri ortaya döküldüğünde biz sınır ötesi operasyon yapacaktık deyip iç politika malzemesi çıkarıyorlar. Bir operasyon yapacaksanız operasyonda
İKK istihbarata karşı koyma diye bir şey vardır. İstihbarata karşı koymayı ihlal etmek vatan hainliğidir. Bir operasyonun yapılacağını sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri değersizleştirmek amacıyla ifşa etmek, olsa olsa AK Parti'nin içinde bulunduğu çaresizliği göstermektedir. Bir sınır ötesi operasyon ihtimali varsa hızla partileri bilgilendirmek devlete yakışır. Bunu bir videodan sonra operasyon yapacaktım da gündem değiştirdin demek Ömer Çelik'e yakışır. Bir soru daha vardı. Şimdi Sayın Bahçeli'nin söylediği açıklamaları ciddiye aldığınızda tükettiğiniz enerji gerçekten boşuna bir israf, yani tamamen israftır. Dün bambaşka şeyler söyleyen, bugün bambaşka şeyler söyleyen, dün en ağır hakaretleri ettiklerine bugün metiyeler düzen, dün durdukları yeri bugün inkar eden, dünkü düşmanına bugün dost olan birinin bugün söylediği sözü bir ağırlığı varmışçasına değerlendirmeyi zaman israfı olarak görüyoruz. TÜRGEV'in, TÜGVA'nın kurulması, bunlara Bakanlar Kurulu eliyle vergi muafiyetleri ve bir takım ayrıcalıklar, kamu yararına çalışma verilmesi, bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, bunların hepsinin olduğu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dönemidir. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Bunların hepsi yasaldır. Biz yasaldır, değildir tartışmasında değil. Bu Türkiye'den dışarıda kurulan bir vakfa milyonlarca dolar para aktarılmaktadır. O paralar aktarılırken de önce Kızılay kamu yararına, yani hepimizin Kızılay'ı alet edilmiştir. Sonra da yönetimlerinde kendilerinin, çocuklarının, eşlerinin bulunduğu AK Parti'yi yönetenlerin ve krema tabakası bürokratlarının yakınlarının bulunduğu buralara çok yüksek paralar transfer edilmektedir. Yasayı taslağını hazırlayan da, yollayan da, meclisten çıkartan da AK Parti iradesidir. Bu söyleyenler eleştirileri değersizleştiren değil, güçlendiren itiraflardır. Buyurun. Bunu mu cevaplayayım önce? Tabii. Birincisi şu, şimdi çok iyi niyetli bir soru, genç bir gazeteci arkadaşımızdan. Diyor ki, soru gitmiyor ya, soru kıymetli, ondan soruyu durulmuyor. NATO'ya girişlerini Türkiye, PKK'ya verdikleri destek sebebiyle veto etmeyi düşünüyor, ne düşünüyorsunuz? Ben de genç arkadaşımıza soru soruyorum, çok basit. 10 gün önce bu ülkelere NATO'ya girin, buyurun davet edin, ben sizi destekliyorum demiş ya. O gün bu ülkeler teröre destek veriyor muydu, vermiyor muydu? Recep Tayyip Erdoğan 10 gün önce o ülkenin başbakanı çıktı, basın toplantısında açıkladı, yalanlamadı. Yalanlasa Recep Tayyip Erdoğan'a inanacağım. Ama yalanlamıyor. Konuyu kendi açtı diyor. NATO'ya davet etti bizi diyor. Biz sizin NATO'ya girişinizi destekleriz demiş. 10 gün önce de bu ülkelerde PKK'nın ofisleri vardı. Bu bahsettikleri her şey yıllardır oluyor. Eğer teröre destek veriyorlar diye karşı çıkıyorsa 10 gün önce niye davet ediyordu? 10 gün önce davet ediyorsa şimdi niye karşı çıkıyor? Bu çelişkiye bir cevap aramak lazım. Bence soruyu AK Parti Grup Başkan Vekillerine sormak lazım. Ben bu yaklaşımı çok kıymetli buluyorum. Bu eksikliklerin hepsini yapılacak ilk seçimden sonra muhalefetle oturup konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan o masada eğer kendi arzu ederse, milletvekili olmazsa olmaz tabii. Ama partisinin genel başkanlığında kalır mı bilmiyorum. O masada AK Parti'den birileriyle konuşacağız. Muhalefetle konuşmaya hazır olma kısmı doğru ama bunu gelecek seçimden sonra biz muhalefetle konuşacağız. Muhalefetin
onayını alacağımız, kaç milletvekili desteklerse desteklesin, mutlaka halk oyuna sunacağımız, halkın da %90'ın üzerinde %95'lerle evet diyeceği bir anayasa değişikliği ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için muhalefetle konuşmaya seçimlerden hemen sonra hazırız. Ben de ikide bir ellerime bakıyorum. Onun kolonyalarını bize de kullandırdılar ya. Bir şey var mı diye. Savunmasında yanlışlıkla gönderildiğini düşünüyorum. Tahliye edildi. Şimdi Ali Osman Akat bu meclise dezenfektanlar, kolonyalar satan firmanın sahibi. Bu firma yurt dışına da metanol içeren hepimizin insan sağlığını son derece tehdit eden ürünleri satmış, ürünleri geri yollanmış. Bu ürünlerin ne olduğu belli değil, meclisin ne yaptığı belli değil. Bu konuda zaten ciddi bir hassasiyetimiz var. AK Parti'deki herkesle fotoğrafı çıktı. Kendisinin uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı. Ben soruyorum, AK Parti'ye bu kadar yakın bir isim yanlışlıkla yollandı deyip tahliye ediliyorsa, aynı ifadeyi kullanan yüz binlerce uyuşturucudan içeride olan kişi nasıl içeride tutuluyor? Bu söz, yani suçlananın yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum sözü, bir uyuşturucu ticaretinden içeride olan birini serbest bırakabiliyorsa, o zaman bu Türkiye'de uyuşturucudan kimi içeride tutacaksınız? Onun mahareti Mustafa Şentop'un hemşehrisi olmak mıdır? Soylu'yla fotoğraf çektirmiş olmak mıdır? AK Partili bütün meşhur simalarla selfisinin olması mıdır? Nedir bu kişinin marifeti, becerisi, ayrıcalığı, bunu bilmek isteriz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.